Sevgiler, saygılar, hürmetler efendim. Şükür kavuştuk. Yine güzel bir hikayeyle karşınızdayız ve yine çok sevilen halk hikayelerinden birini anlatacağım efendim. Yine Ali Faruk derlemesi, onun kaleminden bilginiz olsun çok güzel hikayelerden biri. Küreğin hakkını anlatacağız. Hoş geldiniz ve tabii ki gelir gelmez hemen bir beğeni de yaptınız. Değil mi efendim? Yaptınız, yaptınız. Peki, teşekkür ediyorum. Ve ben hemen hikayeye geçeceğim. Sonrasında da yazılan mesajlarınızı okuyacağım. Bakalım neler yazılmış. Ve güzel hikayemizin şöyle bir hakkını verelim. Hemen anlatalım, anlatmaya başlayalım. Küreğin hakkı ama nasılmış detayları bir öğrenelim efendim. Anlatılanlara göre Kanuni Sultan Süleyman Budin seferinden dönüyormuş... Ordu ile Edirne arasındaki bağlar arasından geçiyormuş. Yolun her iki yanına toplanan halk padişahı ve orduyu coşku ile alkışlıyor, sesleniyor, büyük bir karşılama yapmışlar ve dualar ediyorlarmış tabii ki. O sırada nasıl olduysa kalabalık bir anda karışmış. Ortalık bir anda karışmış yani. Önce muhafızlar hemen o tarafa yönelmişler. İnsanlar ihtiyar bir köylüyü tutmaya ve susturmaya çalışıyorlarmış. Sus falan filan. Köylü ise bağıra çağıra bir şeyler söylemek derdindeymiş. Askerler ve insanlar köylüyü geri çekmişler. Padişahı rahatsız etmesini o an için önlemişler, engellemişler. Ancak çok geçmemiş. İhtiyar köylü insanların elinden kurtulmuş. Onca muhafızın arasından sıyrılmış ve elinde tuttuğu küreyi padişahın atının ayaklarına doğru şöyle büyük bir çalımla fırlatmış. Allah! Bakalım. Hikayenin ismi de küreyin hakkı ya. Küreyin hakkı neymiş öğreneceğiz şimdi efendim. <laughs> küreyin sapı ayaklarına değen at birden ürkmüş. Şaha kalkmış. Üzerindeki padişah az kalsın düşüyormuş. Bereket versin sıkı tutmuş da düşmekten kurtulmuş. Muhafızlar kılıçlarını çekmişler, ihtiyar köylüye saldırmak için harekete geçmişler. Ancak padişah hemen onları durdurmuş. Durun demiş. Bu gözü kara ihtiyarı hemen yanına çağırmış. Ancak vezirler köylünün padişaha zarar verebileceği endişesine kapılmışlar ve padişah onlara dönüp "Durun hele." demiş. "Bir durun, bir durun. Telaşlanmayın. Benim halkımdan bana zarar gelmez." Çok güzel. İsteseydi elindeki küreyi atımın ayaklarına değil kafama, kafamıza da fırlatabilirdi. "Bırakın gelsin. Onun bir derdi olsa gerek. Bir derdi var. Onu bir öğrenelim, onu bir çözelim." demiş. Muhafızlar her an tetikte durarak İhtiyarın öne çıkmasına izin vermişler. İhtiyar gelmiş, selam verip padişahın atının önünde durmuş. İhtiyarın selamını alan padişah sormuş. Ey ihtiyar, söyle bakalım. Derdin nedir? Yaşlı köylü gözlerini padişaha dikerek "Ey Cihan Padişahı, bir şikayetim vardır." demiş. "Bir şikayetim var." Padişah Peki nedir ve kimdendir şikayetin demiş. Yaşlı köylü biraz daha yaklaşmış. Padişahın atının dizlerini tutup şikayetim şudur ki padişahım. Askerlerinizden bir kısmı atlarını zapt edemeyip benim bağımın içinden geçmiş meyve ağaçlarım zarar görmüştür. Onca yıldır bu ihtiyar halimle elimde kürek didinir dururum delirir, debelenir dururum bağımın içinde. Ya küreğimin hakkını isterim ya da demiş durmuş. Ya küreğimin hakkını ya da bakalım o ya da da ne var. Bu sözleri duyanlar şaşırıp kalmış. Padişah gülümseyerek ey yaşlı ihtiyar demiş. Elindeki küreği padişahın atının ayakları altına atar. Atının dizginlerini eline dolar kendisinden hesap sorarsın. Bu nice iştir. Korkmaz mısın gazabımızdan der. Hani hakikaten de yürek isteyen bir şey değil mi? Sevgili izleyenler. <laughs> Herkes sus pus olmuş. İhtiyarın ne cevap vereceğini beklemeye başlamış. Merakla bekliyorlar. İhtiyarın gür sesi ortalıkta yankılanmış. Ey sultanım Niçin korkacakmışız ki? Niçin korkacağız? Bir candır Allah vermiş Allah alır. Hakkımız çiğnenmiştir. Hakkımızı isteriz. Ne var bunda? Ne var bunda? Hakkımı istiyorum. Ya küreğimin hakkını verirsin ya da der ve susar yine. Padişah ihtiyarın bu cesareti karşısında şaşımadan edememiş. İhtiyara Ey ihtiyar diye gürlemiş. Ey ihtiyar. Ey ihtiyar diye. İkide bir ya da deyip duruyorsun. Söyle bakalım ya da ne yaparsın? Ne yaparsın? Ne yapabilirsin? İhtiyar köylü padişahın sesini yükseltmesine bir hayli içerlemiş. Evet. Ne bağırırsın bire sultan demiş. Ne bağırırsın? Burası dağ başı mı? Bu topraklar Sultan Süleyman'ın kanunlarının geçerli olduğu Osmanlı toprağı değil mi yoksa? Diye sormuş. Ve ya küreğimin hakkını verirsin ya da seni şikayet ederim. Padişahın şaşkınlığı bir kat daha artmış. İhtiyar köylüye öyle mi demiş? Peki beni kime şikayet edeceksin? Kime şikayet edeceksin? Yaşlı köylü atın dizginlerini bırakmadan önce adaletine inandığım Kanuni Sultan Süleyman'a yani sana sen hakkımı vermezsen bu işi padişahlar padişahı olan Yüce Mevla'ya havale edeceğim. Ya. Ey Sultan küreğimin hakkını hemen teslim eyle demiş. Padişah bu yaşlı ve cesaretli köylüye şöyle bir bakıp gülümsemiş. Hemen kürek hakkının verilmesini ve gönlünün alınmasını da özellikle emretmiş. Ya hakkını aramak doğru. Onun adaletine sığınırız ama eğer onlar da halledemiyorsa padişahların padişahı, sultanların sultanı, en güçlüsü, en kudretlisi karşısında hiçbir şeyin duramadığı Rabbimize havale ederiz. Bizim de öyle. Padişah değiliz. E sözümüz de geçmez. E o zaman bizim sözümüzün geçtiği, kalbimizden geçenin bilindiği yere havale ederiz. Gerisi Allah kerim efendim. Gerisi Allah kerim. Muhteşem bir hikayeydi. Hakikaten çok keyifliydi, çok lezzetliydi. Bu akşam da yine o lezzetli güzel hikayelerden anlattık sizlere. Umarım sizler de mutlu olmuşsunuzdur ki tahmin edebiliyorum. Bir bakalım mı mesajlarınıza acaba neler yazılmış mesajlarınızda şöyle bir okuyalım son yazılan mesajlara bakıyorum efendim. Tabii ki yani beğenileriniz paylaşımlarınız çok çok önemli artık mesajlarınızı da okuyorum. O yüzden mesajlarınızı da sizler hiç böyle bol bol yazınız inşallah. Şerif Namazov teşekkür ederim selam olsun. Hesen Agayev selam olsun. Çok teşekkür ediyorum. Her birini sizler için hazırlıyoruz. Hikayeleri, şiirleri, sözleri. Tabii ki. Tabii ki efendim. Hazim Bayram. Çok teşekkürler efendim. Ee, özellikle not düşmüş o. Venhar'ı dinleyelim arkadaşlar demiş. Evet evet birbirinize tavsiye ediyorsunuz ya işte onlardan biri örneği güzel bir örnek hem de. Teşekkür ederim. Evet birbirinize tavsiyeleriniz çok kıymetli çok önemli. Kanalı eğer hikaye seven kişiler varsa ki sevmeyeni yoktur genel anlamda. İyi gelir çünkü insana güzel betimlemeler vardır. Hayatımıza ışık tutar diyoruz. Hatta günümüz versiyonu ile konuşacak olursak günümüzde var ya hani e, hayatın navigasyonu diyebiliriz. Yaşanmış olaylar navigasyonla böyle bir kısadan hemen doğru noktayı size ulaştıracak ve doğru noktada neler yapmanız gerektiğine dairen fikirler verecek. Hikayeler de artık günümüz cümlesine dökecek olursak yolumuzu gösteriyor navigasyonumuz yani efendim. Hemen devam ediyorum. Alattin Keskin çok selam olsun. Sevgiler saygılar iletiyorum. Adile Musayeva selam olsun efendim. Sevgiler saygılar çok güzel demiş. Teşekkür ederim. Ve Osman Uysal. Mediha Kaya çok teşekkür ediyorum Mediha Kaya. Kadriye Kahraman bu kardeşlerim sürekli düzenli şekilde izlerler ilgi ve alakaları her zaman için çok güzel çok teşekkür ederim ki hem paylaşırlar hem izlerler hem de sevdikleriyle paylaşırlar bütün videoları da izliyorlar ve mesajlarını da yazıyorlar Bu da beni çok mutlu ediyor Çok teşekkür ederim Halime Görgüç o da yine alkışlarını göndermiş Çok teşekkür ediyorum efendim sevgiler saygılar iletiyorum bütün kardeşlerimize böylelikle İsimlerinize de selamlarımızı iletmiş oluyoruz. Bu da daha tatlı, daha da özel bir hal aldırıyor. İnşallah ee, kanalımızın bir başka güzel yanı daha olmuş oluyor. Canlı yayınlarda okuyordum ama diğer zamanlarda normal sadece hikayeyi anlatıp e, gidiyorduk. Şimdi artık mesajlarınızı da okuyoruz efendim. Mesajlarınızı da e, değerlendiriyoruz, kıymetlendiriyoruz. İnşallah daha da güzelleşiyor. Sizin varlığınız zaten kanalı kıymetli kılıyor. Çok teşekkür ediyorum. Bugün de geldik hikayenin sonuna. <laughs> yine bir güzel hikaye daha. Bir sonraki hikayede yine güzelliklerle dolu olacak. Emin olabilirsiniz. Yine özel bir metin, özel bir hikaye hazırlayacağız. Bakalım nasıl bir hikaye olacak. Onu da bir sonraki videoda zaten tespit etmiş olacağız efendim. Ama o zamana kadar mesajlar yazılsın. Beğeniler unutulmasın. Paylaşımlar bol olsun. Tamam? Anlaştık mı? Tamam. Hadi bana eyvallah o zaman. Hani nasıl denir? İki orta bir sade. E artık bana müsaade efendim. Müsaade. Değerli kıymetli vaktinizi bana ayırdığınız için de çok teşekkür ediyorum. Aşkın Sesi ben Deniz Ben Harsaroğlu. Bir sonraki videoda görüşene dek en önemlisi ve en güzeli sırrın sahibine emanet. Aşk ola.